kraliyet ailesinin sessiz, belki de en arkada kalmış bir üyesini anlatacağız bugün. Magazin basınının çok gündeme getirmediği bu soylunun da skandalları yok değil ama. Kraliçe Elizabeth başta olmak üzere kraliyet ailesinin sarayda attıkları adımların bile bir haber niteliği taşındığını düşünen yüzlerce basın mensubu arkadaş ve iddia ediyorum ki bu bir haber olsa bunu okuyacak milyonlarca da kişi var. Özellikle de saraya yeni bir bebek geliyorsa dünya gündeminde en tepeye otururlar. Bundan 73 sene öncesinde Elizabeth'in ikinci ve ilk kız çocuğu Anne doğmuştu. Beklendiği üzere zamanın şartlarına göre ilgi yine çok büyüktü. Çünkü o zamanlar Elizabeth veliaht prensesti. Sonra ne olduysa adı pek fazla duyulmamaya başladı. Diğer soylulara göre daha farklıydı ama. Kraliyet ailesinin daha öncesinde eşine rastlanmamış o büyük skandalın nedeni de o olacaktı. Atlara dost, insanlara düşman. Sessiz sakin biri derken yaşadığı skandalla en ses getiren, çocuklardan hiç haz etmediğini üstüne basa basa söylerken senelerini çocuklara veren, biz adını çok duymazken durup dinlenmeye bile zamanı olmayan halkın prensesi Diana'yı ise bir hiç olarak gören Prenses Anne. Bazı yönleriyle halkı tarafından sevilirken bazı yönleriyle de oldukça şaşırtan Kraliçe Elizabeth'in tek kızı Prenses Anne aslında kim? Buyurun Biblio'ya. Anne Elizabeth. Alice Louise Mountbatten Windsor. 1950 yılında Londra'daki Clarence House'da dünyaya geldi. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'in en büyük ikinci çocuğu, Prens Charles'ın kız kardeşi, Prens Edward ve Prens Andrew'un ise ablasıdır. Taht sırasında 3.'yken erkek kardeşlerinin doğmasıyla 10. sıraya geriledi. Ailenin tek kız çocuğu ve o bir prenses. Beklentilerin aksine ne şımarıklığı vardı ne de Fahriye Evcen gibi kaprisi. Bedenen okulda eğitim gören Anne, akıllardaki prenses modelinden çok uzaktaydı. O zamana göre prensesler güzel ve çok çekici olmalıydı. Bu durumdan nasibini alamayan Anne, içine kapandı ve sert bir profil çizdi herkese. Okul hayatında varlığıyla yokluğu anlaşılmıyordu. Silik biriydi hatta öğrencilik yıllarında. Ama karakter olarak güçlüydü. Özellikle Prens Charles'a göre. Bir videomuzda Prens Charles'ı anlatmıştık hatırlarsınız. Ebeveynleri tarafından tatmin olamayan bir çocukluk geçirmişti. Normal bir sevgiden çok annesi tarafından sevilmeye ihtiyaç duyuyordu. Ve bu durum onun hayatında büyük travmalar yaratmıştı. Hatta şu anki eşi Camilla'ya olan bağı onda bulduğu anne şefkatiydi. Ona duyduğu büyük aşkın sebebi de buydu. Anne de Charles gibi anne sevgisinden eksik büyüdü. Buna ihtiyaç da duymuyordu gerçi. Sevgi görmemesi onu hırçın veya mutsuz birine çevirmemişti. Ya da içinde yaşıyordu belki de üzüntüsünü. Bu yüzdendir ki ailesine göre sorunsuz bir çocukluk geçirdi. Gösterişle, soylu olmakla, sarayda gözünün içine bakan onlarca insanla işi yoktu Prenses Anne'in. Tek bir şeye tutkuluydu, atlara. 3-5 kişi dışında kimseyi sevmiyordu Prenses Anne. Buna herkesin sevgilisi Lady Diana da dahil. Lady Diana, Prens Charles'la evliliklerin ilk zamanlarında Prenses Anne ile arkadaş olmayı denemiş ama işler hiç de iyi gitmemiş, Prenses Anne ona hiç de beklediği gibi davranmamıştı. Anne'in uzun yıllar sonra verdiği bir röportajda "Diana ile arkadaş olmaya çalıştım ama salak bir kız." diyerek herkesi şaşırtmıştı. Sanıyoruz ki abi kardeş olarak dünyadaki son iki kişiler böyle düşünen. Neyse, atlara olan ilgisine dönelim biz. Prenses Anne onlarla özel bir bağının olduğunu düşünüyordu. Ayrıca çok da iyi bir biniciydi. Hatta 70'li yıllarda biniciliği yarış sporu olarak yapmaya başladı. 1971 yılında Avrupa Etkinlik Şampiyonası'nda altın madalya kazanacak kadar da yetenekliydi. Bu başarısına kayıtsız kalınamazdı ve BBC tarafından o yıl yılın sporcusu seçildi. Okulunu da bitirmişti. 60'lı yıllardan beri de kraliyetteki görevlerini harfi harfine yapmaya devam ediyordu. Anne'in hayatında her şey yolundaydı. Hiçbir magazinsel olayı da olmamıştı şu zamana kadar. Kaostan beslenen gazeteciler için can sıkıcı bir durum tabii. Zerre ilgi çekici bir haber yoktu onunla ilgili. Plajlar da patlamıyordu öylece yüzüne. Basının ilgisi yok denecek kadar az da Anne ama sıfır değildi. Şu evlilik yaşı geldi söylentileri çıktığı an hiç sekmez. Bu ailede illaki bir sorun, bir skandal çıkar ilerleyen dönemlerde. Bilirsiniz, bir ortalık karışır, bir şeyler olur o dönem aileye, basın da pusuya yatmış gibi bekler sanki manşetleri atacağı günü. O sıralar prenses 23 yaşlarındaydı. Evlilik yaşı gelmişti yani. 23 sene sessiz geçen hayatı şimdi değişecektir elbette. Yaşı da geldi ya. Neyse devam ediyorum. 1973 yılında yarışlardan ve ortak çevresi sayesinde tanıdığı binbaşının oğlu, olimpiyat binicisi Mark Phillips'le evlendiler. Büyük bir aşk değildi onlarınki.
çok uzun sürmeyen bir flört dönemi sonrası Westminster Abbey'de bir tören gerçekleşti. Klasik kraliyet düğünü işte. Son derece lüks ve ihtişamlı. On binlerce insan sokaklarda, milyonlarca insan ekran başlarında yerlerini almıştı. Kutlamalar, alkışlar, bağırış, çağırış, her zamanki gibi herkesin hayallerini süsleyen bir düğündü. Düğünün ardından birkaç ay geçti geçmedi derken sayılı yaşanabilecek o büyük skandala geliyoruz şimdi. Yıl 1974, 20 Mart akşamı. Bir etkinlikten dönen Prenses Anne ve kocası Mark Phillips, Londra Trafalgar Meydanı ile saray arasındaki yolda ilerliyordu. Her şey gayet normalken birden beyaz bir araba limuzinlerinin önünü kesti, Ian Ball adında bir adam beyaz arabadan iki silahla dışarı çıktı. O sırada Prenses Anne'in koruması indi ve birbirlerine ateş açmaya başladılar. Prenses Anne'in koruması vurulmuştu ve silahı sıkışmıştı, karşılık veremiyordu. Telaşlı bir şekilde ne yapacağını düşünmeye çalışıyordu Prenses Anne. O sırada Ian Ball limuzine hızlıca yaklaşıyordu. Birden kapısını açtı ve aşağı inmesini emretti. Prenses Anne'i kaçıracaktı. Anne onu dinlemedi ve arabadan da inmedi. Bu sefer Ian arabadan inmesi için Anne'i çekmeye başladı. Bir yandan kocası, bir yandan Ball prensesi çekiştiriyordu. Bu sefer şoförü olaya müdahale etmeye çalıştı. O da o sırada vuruldu. Dakikalar içinde yoldan geçen diğer sürücüler ve bir polis olay yerine gelmeye başladılar. Polis olay yerine yaklaşırken Ball bir el daha ateş etti. O da artık yaralıydı. Şanslılar ki telsizden diğer ekiplere haber vermişti. Tam o sırada yoldan geçen eski bir boksör olan Ronald Russell kendini fark ettirmeden olay yerine girdi ve Ball'u etkisiz hale getirdi. Birkaç memur da bölgeye yanıt vermeye başladığında Ball koşarak kaçmaya başladı. Böyle bir olayın yaşanması için adamın deli olması gerek diye düşünür insan. Evet, adam yakalandı ve ömür boyu akıl sağlığı tesisinde hapis cezasına çarptırıldı. Vurulanlarsa bir süreden sonra iyileştiler. Kraliyet ailesi mesafesi ve kuralcılığıyla bilinir. Onlara yaklaşmak için 100 ayrı prosedürden geçilir ya da deli cesaretin vardır. Bu olaydan sonra güvenlikle ilgili birçok düzenlemeye gidilse de modern zamanın kaçırılan tek kraliyet üyesi olmuştu Prenses Anne. Hatta Kraliçe Elizabeth yaralıları ziyarete gittiğinde size kraliçeniz olarak değil bir anne olarak teşekkür ediyorum demişliği vardır. Prenses Anne'in unutamayacağı, kraliyet ailesinin ise unutmak istediği olayın ardından seneler geçti. 1977 yılında Anne ve Mark'ın ilk çocukları Peter dünyaya geldi. Ve 4 yıl sonra da kızları Zara doğdu. Zara'dan sonra Mark ve Anne'in ilişkilerinde bozulmalar yaşanmaya başladı. Ayrı ayrı vakit geçiriyorlardı. Mark, çocuklarıyla ortak vakit saatlerinde yanlarında gözükmüyordu bile. Yurt dışına gittiklerinde ise ayrı otellerde kalmaya başlamışlardı. Evlilikten sonra romantizmleri uzun sürmedi. İlişkileri çok kötü bir hale almıştı artık. 1989 yılında Prenses Anne'in başka bir adamla çok yakın olduğuna dair söylentiler çıkmaya başlamıştı bile. Devamlı mektuplar yollanıyordu bir adam tarafından. Tabii Anne de geri cevap yazıyordu ona. Meğerse o adam kraliçenin asistanı Timothy Lawrence'mış. Bir şekilde aralarında bir bağ oluşmuş artık. O sırada mektuplar saraydan çalınıyor ve bu olay da tabii ki gün yüzüne çıkıyor. Mektupların ortaya çıkması, daha sonrasında Mark'ın da bir ilişkisinin ortaya çıkması, aralarındaki olmayan ilişkiyi bile dayanılmaz hale getirmişti artık. Bu durum daha da saçma bir hale almadan 1992 yılında boşandılar. Ve hemen sadece 30 kişilik bir törenle Timothy ile evlendiler. Yıllar önceki kraliyet düğününün ihtişamının yanından bile geçemezdi bu 30 kişilik tören. Sadeydi, içerisinde az insan vardı. Abartısızdı, tam da Prenses Anne'in istediği gibiydi. Göz boyamıyordu ama gerçekti. İçinde gerçek bir sevgi vardı. 92 yılından beri de evlilikleri devam ediyor. Aynı ilişkileri gibi sade ama sevgi dolu. Gördüğünüz oda Timothy ve Prenses Anne'in oturma odası. Sade ve sıradan oluşu, hatta birazcık da dağınık oluşu halkı ile aralarındaki bağı da kuvvetlendirdi. Ya işte basının ilgisiz kaldığı, küçükken silik, sessiz, sakin biri olan Prenses Anne'in başına eşine rastlanmamış bir kaçırılma ve olaylı bir evlilik geldi. Bir de iki çocuğu. Kraliyetin en çalışkan kişisi olan Prenses Anne, zorunda olduğu sosyal sorumluluk projeleri haricinde insanlardan ve özellikle de çocuklardan hiç hoşlanmıyordu. Çocuklarla ilgili bir proje sırasında kucağına yardıma muhtaç çocuklardan birini alıp poz vermesini isteyen basın mensubunu kötü bir şekilde geri çevirmişliği bile vardı. Çocuklara yardım etmek için çocuk sevmek gerekmez diyerek de toplamıştır. Kendi çocuklarına bile derin bir sevgiyle bağlı değildi. Bunu kendi de kabul ediyordu. Hatta diğer annelerden duyduğum o yüce annelik duygusunu hiç hissetmedim. Onları abartılı buluyorum bile demişliği vardır.
İlginçtir ki 47 yıl boyunca Save the Children, yani Çocukları Kurtarın Vakfı'nın başkanlığını yapmıştır. İsteyerek, sevmeyerek yapılmayacak kadar özel bir iş olması dedikleriyle hissettiklerinin ne kadar çelişkili olduğunu gösteriyor bize aslında. Şu anda 72 yaşında olan Prenses Anne, resmi tören ve etkinliklere katılım açısından ailenin en faal üyesi olarak pek çok yardım kuruluşunu himayesi altına aldı. Taht sırasında 10. sıraya gerilemesine rağmen işlerini bir an olsun boşlamadı. Zaten gözü tahtada değildi. Sevdiği adamla gözlerden uzak, daha sakin bir hayat da istediği. Küçüklüğündeki gibi içine kapanık ve sessiz biri olmak belki de ona daha iyi geliyordu. Kraliyet ailesinin onca karmaşasının içinde kendine böyle bir yol bularak belki de nefes alıyor. Ya da eskiden yaptığı gibi sorunları varsa da kendi kendine, kendi içinde çözmeye çalışıyor ve daha güçlü duruyordu. Kraliçenin çocuğu olmak ne kadar zor veya ne kadar kolay tartışılır. Ama çocuklarına göstermediği anne sevgisinin hayatlarına olan etkisini tartışmaya gerek bile yok.